Herkese merhaba, Vasatlı Övgü programına hoş geldiniz. Ben Volkan Er. Sezonu açıyoruz. Sezonu Beşiktaşlı Naif Oligan Deniz Güner'le açıyoruz. Onunla önce bir Beşiktaş değerlendireceğiz sezon öncesi programlarımızda. Beşiktaş'ın transferlerini, hazırlık maçlarını gitti, yerinde de takip etti, izledi. Biliyorsunuz o çok önemli bir taraftar olma yönünde ilerliyor Deniz. Şahane bir taraftarlık yapıyor bu arada. Ben takip ediyorum, yorumlarını da görüyorum. Eline ağzına sağlık. Kendisiyle geçen bir şey değil canım. Geçen sene olduğu gibi bu sene daha sık olacağız hatta birlikte. Yeni sezona dair rotasyonlu bir işte vasatlı övgü programı düşünüyorum. Deniz'de Beşiktaş'ı konuşacağım arkadaşlarımdan bir tanesi olarak bugün aramızda. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? Nasıl geçti yaz? Nasıl geçiyor yaz? İyi geçiyor valla. İşte bir tatile gittim kısa süreli. İzmir'e gittim bir. Şu anda İstanbul'dayım. Bir aydır. Şahane. Onun dışında hocam, şu anda buradayım yani. Başka bir tatil planım yok henüz. Yaz Beşiktaş için nasıl geçti diyerek hemen giriyorum. Beşiktaş'ın transferlerinden başlayalım istersen. Önce bir forveti tamamladı Beşiktaş. Tabii evet. Bir de Roman Sayısı getirdi. Ardından da gereken yere oyuncular geldi. Kalsın denilen oyuncular yavaş yavaş gidiyor şu aralar. En başta gelenlerden mi başlayalım, gidenlerden mi? Sen nasıl konuşmak istiyorsan öyle konuşabilirsin. Yani gidenler açısından aslında Beşiktaş'ın iyi bir yaz oldu. Çünkü bayağı bu geçmişten kalan sözleşmeli oyuncuların birçoğuyla yollar ayrıldı. İşte Lens gitti, Douglas gitti. Onun dışında Laiç gitti. Yine Vida aslında son senesinde mesela pek katkı veremedi bence. İyi bir katkı veremedi geçmiş senelere göre. Bir de çok büyük bir maaş yükü vardı. Yani takımda açık ara en fazla yıllık ücreti alan oyuncuydu. O gitti. Yerine de işte çeşitli transferler yapıldı. Aslında Beşiktaş yönetimi geçen sene verdiği sözü tuttu. Batshuayi transferinden olumlu dersler çıkarıp forvet hattını kampa direkt yetiştirdi. Hani 3-4 gün gecikmeli olsa da kampa yetiştirdi. Fakat asıl sıkıntılar hazırlık maçlarında biraz ortaya çıktı. Çünkü Beşiktaş'ın hala net bir savunma hattı yok ve sezona yalnızca bir hafta kaldı. Onun dışında Rıdvan'ın son anda gidişi, hani Rıdvan'ın gidişi bence iyi oldu çünkü son senesiydi. En azından Beşiktaş'a kazandırabileceği parayı kazandırdı. Ama Frankfurt önceden gitseydi belki yerine daha hızlı bir hamle yapılabilirdi. Şimdi son ana kalınca bir anda böyle alelacele transfer çalışmaları yapıldı. Ki bence iyi de bir geldi. Masuaku transferi bitmiş galiba. Bugün gördüm. Bu akşam da İstanbul'a geliyormuş. İyi bir transfer oldu. Ama onun dışında Beşiktaş'ın bence hala iyi bir stopere, hatta iki tane stopere, biri net ilk 11'e olmak üzere bir transfere ihtiyacı var. Onun dışında yine sol bek transferi tamamlanacak ve şu anda Rozier'i yedekleyecek bir oyuncu gözükmüyor. Bence o transferin de yapılması lazım. Sağ bekte yani Rozier'in alternatifi yok. Kerem Kalafat yine kiralandı galiba. Nereye hatırlamıyorum. Anadolu kulüplerinden birine kiralandı. Denizciğim lütfen bakalım. Anda yeni sezonun yeni teknolojileri var. Hemen bakabiliyoruz buradan. kim demiştik? Kerem Kalafat. Rizespor'a evet. Gitti. Çaykur Rizespor'a kiralanmış. Hı-hı. O da bu sezon. Evet. Yeni sezonda bizi de görüntülü kayıtlarımızı yaparken sadece bizim suratımız değil orada transferleri de göstereceğiz en azından. Böyle değişik güzellikler transfer market aracılığıyla diyelim. Devam edelim. Evet, transferleri konuşuyorduk Deniz. Devam edebilirsin. Yani transferler dışında aslında ben Beşiktaş'ın hani böyle orta düzey bir süreç geçirdiğini düşünüyorum. Yani ne çok iyi ne de çok kötü. Sonuçta bence Beşiktaş şu anki ekonomik şartlarda alabileceği en iyi 3 hücum oyuncusunu getirdi. Weghorst'u nasıl buldun? Yani Weghorst'u ben hala tam izleyemediğimizi düşünüyorum. Çünkü Weghorst'un oynadığı, yanlış hatırlamıyorsam, 3 tane hazırlık maçı var. Mainz maçında oynadı. Alaves, Wolverhampton, bir de işte son maç Sampdoria maçı oynadı. Mainz'da da sonradan oyuna girdi. Sampdoria maçı hariç üçlü düzende Gezal'ı forvet arkası kullandı Valerian İsmail ve Gezal o maçların yani
Sağda ruh gibi geziniyordu. O sistemde kayboldu. Weghorst'u besleyecek bir numaralı oyuncu da Gezal. O yüzden Gezal'ın kendi mevkisine çekilmesiyle bence Weghorst'u biz biraz daha tam hani gerçek performansında ancak o zaman izleyebileceğiz. Ama Sampdoria maçını düşünürsek Weghorst gerçekten hani geçen sene de o Premier Lig'de en fazla galiba pres yüzdesi en yüksek olan oyuncu. Sampdoria maçında sırf presleriyle yani 4-5 tane korner kazandırdı. Yine atılan golde belki onun presi değil ama Gerson'un presi var. Onun sayesinde güzel bir gol attı. Yani ben Weghorst'u öyle çok kötü bulmadım. Daha da hani şeye alışacaktır. Takıma alışacaktır. Bir de fiziği ve hani rakip savunmacılarla verdiği mücadeleden dolayı bu sezonda Süper Lig'de en fazla faul yapılacak oyunculardan birine benziyor. Çünkü Sampdoria maçında da yani topla alakasız noktalarda bile en az 4-5 kere faul yaptılar Weghorst'a. Hani o birebir mücadelelerde falan. Weghorst'u marke etmeye çalışırken. O yüzden Weghorst bence bu sezonun en iyi santraforlarından biri olacak. Cornelius ve Seferovic ile birlikte. Seni tatmin etti yani Weghorst transferi. Ben Muleka ile bazı pozisyonlarda henüz uyum sağlayamadıklarını sezdim. Daha fazla sanki yüksek toplar oynanırsa Beşiktaş için. Yani Wolverhampton maçına, evet. Alaves maçına biraz daha fazla bakabildim bu sezon Beşiktaş'ın hazırlık maçlarından. Sanki bir yüksek top daha fazla kullanılabilir bir 97 bir forvet bulunmuşken Weghorst da bu konuda iyi. Bir de yan top yani, anlaşmazlığı yaşamıştı Muleka'yla Weghorst. Evet. Aklıma o geldi. Belki bu şekilde Beşiktaş duran top organizasyonlarında da daha fazla hem de pozisyon bulabilir diye düşünüyorum. Sana neyi soracağım? İşte Muleka'yla Cenk Tosun'u da değerlendirerek devam edebilirsin söyleyeceklerinden sonra. Buyurun, tamam. Böldüm. Yani o henüz o uzun topların ve yüksek topların daha kullanılmamasının sebebi bence işte biraz o Rozier'le Gezal'ın hala tam mevkisinde çok fazla kullanılmaması. Çünkü hani takımın orta yükünü Rozier'le Gezal çekiyordu. Bir de Rıdvan çekiyordu. Rıdvan'ın da boş alanlarda ortaları vardı. Şimdi Masuaku da o katkıları verecektir zaten sakatlanmazsa. Yani o yüzden daha takımın ben hala tam oturmadığını düşünüyorum. İlk haftalarda çeşitli sıkıntılar çekebilirler. Muleka için açıkçası ben ümitliyim. Çünkü hani diğer bu işte Cagney örneği var, Wagner-Love örneği var. Bu Anadolu kulüplerinde çok başarılı olup büyük takımlarda hani bekleneni veremeyen. Süleyman Yuğla örneği var. Bir de sen hatırlamazsın ama belki o daha çok benziyor. Gençler Birliği'nde böyle daha parlayıp İşte 18-20 gol barajına o da ulaşmıştı. Hı hı. Oradan gelmişti. Tabii kontra atak oynayan Gençler Birliği'nde Yolu gibi hızlı bir oyuncu başarılı olmuştu. Ama Muleka sanki biraz daha farklı bir profil gibi ondan. Evet, çünkü Muleka'nın bence ilginç özelliği yani aslında böyle bir çok Süper Lig'e böyle klasik Afrikalı oyuncular vardır yani hızlı, tekniği çok iyi olmayan. Ama işte çalım atabilen, hızla pozisyon yaratabilen oyuncular gibi değil Muleka. Biraz daha hani şeyine falan çok hakim, ayağına falan çok hakim. Ve gol sesi yüksek bir oyuncu. Yani yaptığı koşular, gole şeyleri, yani golü koklaması diyebiliriz. Bir de geçen son golün yanında asist katkısını da çok yüksek verdi Kasımpaşa'da. Tabii. O yüzden Muleka'dan da ben bu sene öyle bir performans bekliyorum. Hani Muleka 15-20 gol atar demem ama minimum 5 asist ya da işte 10 asiste yakın asist katkısıyla birlikte gol katkısı da verir Beşiktaş özellikle sıkıştığında. Hani duran toplarda etkili olabilir. İşte kafasını sokup ayağını sokup ya da Alaves maçında attığı gibi savunma arkasına olabilir, koşu atarak. Baskıyla. Aynen gol atabilir. O maçta Ersin'in de çeşitli top kayıpları olmuştu, evet. Yanılmıyorsam. Onu nasıl değerlendirirsin hazır o maçı birazcık konuşuyorken? Parantez açayım istedim. Yani şöyle Ersin'i ben bu sene pek öyle iyi bulmadım. Acaba hani şeyler mi biraz kafasını karıştırdı bu bir ara çünkü Salzburg'dan teklif geldiğine dair haberler vardı. Sonra Beşiktaş yalanladı resmi bir teklif yok diye falan. Yani Wolverhampton maçında da Sampdoria maçında da yani yediği goller dikkatsizlik golleri aslında.
Ben bir hatta konsantrasyon bozukluğu var Ersin'de evet, bu sezon. Evet, hazırlık maçları performansına göre ben Emre Bilgin'in şu anki Beşiktaş'a bile daha iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ersin böyle ayağı çok iyi olan bir kaleci de değil. Hani libero Hı-hı. kaleci özelliğinin ben çok gelişmiş olduğunu düşünmüyorum Ersin'de. Bir de bu tarz hatalar yaptıktan sonra Emre Bilgin'e daha fazla şans çıkabilir. Özellikle hani hazırlık maçlarında Werder Bremen maçında falan çok kritik kurtarışları vardı. Yine geçen sezon da birkaç maçta forma şansı bulup iyi oynamıştı. Yani Emre Bilgin de bence Ersin'den daha uyum sağlayabilir yani. Bu Beşiktaş'a Ersin'den daha fazla katkı verebilir. Ha bir de Mert Günok var. Ne zaman dönecek bilmiyorum. Sakatlığı geçti galiba. Evet. Çünkü kampa falan gitti ama geçen sezonki performansı da sakatlanmadan önce bayağı kötüydü. Cenk Tosun'a döneyim o zaman. Forvetleri konuşuyorduk. Cenk Tosun da geri döndü. Yeni bir evet. transfer olarak Beşiktaş'ta tekrar forma giyecek. Diz sakatlığının üzerinden aslında bir sezon kampı geçirerek başlayacağı ilk sezonu muhtemelen. Daha Hı-hı. önce iyi bir başlangıç yapamadığı Everton'da uzun da bir süre ara vermiş gibi oldu futbola sanki. Evet. Cenk Tosun Beşiktaş'a nasıl döndü senin açından? Yani Cenk Tosun Beşiktaş için iyi bir transfer oldu bir kere. Her türlü iyi bir transfer oldu. Çünkü hani aşırı maliyetli gelen bir oyuncu değil. Yerli kuralında fayda sağlayacak bir oyuncu. Bir de her türlü yani Cenk Tosun Süper Lig'de o beklenen katkıyı verecektir. Yani o işte Beşiktaş'ın en son şampiyon olduğu sene de sakatlanmadan önce oynadığı maçlarda da kritik maçlarda süre alıp yine gol katkısı vermişti. Aynı şekilde hani şu anda belki ilk 11'e yazılmasa bile hani Beşiktaş'ın böyle sıkıştığı sert savunmalara karşı oynadığı maçlarda oyuna sonradan dahil olup yine gol katkısı sağlayacaktır. Yani 2015-16 sezonu Cenk Tosun'u olabilir eğer sakatlanmazsa. O sezonda Gomez'in yedeği olarak parlamıştı yani birçok maçta. Onun dışında yani ön tarafta Roman yine ön taraftan devam etmek istersen buyur tabii. Oğuzhan Akgün de ön tarafta değerlendirilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. 3-4-3'ün solu Dur, için evet. belki düşünülüyor. Sol beke dönüştü. Aydın Hasic belki nasıl döndü kampta? Onu izleyebildin mi? Onu sorayım ben sana. Yani Hasic'in hazırlık maçlarında biraz performansını gördüm de yani o izlediğim hani işte haber kanallarında falan geçen ya da muhabirlerin verdiği röportaj yani şeylerde demeçlerde Hasic'in öyle çok bekleneni verdiğini söylemiyorlardı kampta. Yani o beklenen Hasic olarak gelmediğini söylüyorlardı. Kümraniye'de de bence işte Kartal Kayra ile birlikte iyi bir sezon geçirdi geçen sene. Ama şu anda hani Hasic'den o yüzden benim çok bir umudum yok ama sonuçta yetenekli bir oyuncu. Hani şans bulduğunda nasıl oynayacak görmek lazım. Çok emin değilim şu anda. Souza'nın yokluğuyla başlıyor Beşiktaş sezona ve Salih ile Getson'u daha fazla gördük. Salih'i de evet. aslında sıkça bu sezon kullanıyor. Kullandı hazırlık maçlarında Valerian İsmail. Salih için ne dersin ve orta sahayı sence nasıl çözecek Beşiktaş? Oraya Emirhan konusunu da ekleyerek devam edebilirsin tabii. Ve Atiba'da Josef yokken oraya girer mi diye evet. sorayım. Yani aslında Josef'in yokluğunu en iyi tamamlayacak oyuncu Romain Saiz ama şu anda Beşiktaş'ın stoper rotasyonundan dolayı Saiz için bence stoper dışında pek bir mevki gözükmüyor. En son Sampdoria maçında Berkay Vardar'ı sonradan oyuna aldı. O da hani defansif özelliği yani defansif orta saha özelliği olan bir oyuncu. Hem sertliğiyle de Josef'e en yakın oyunculardan biri. Getson açıkçası Beşiktaş'ın orta sahadaki yaratıcı oyuncusu olacak. Çünkü hazırlık maçlarında da gördüğümüz gibi hani dribling yapabilen Emirhan'la birlikte. Ama Emirhan artık gitti diye düşünüyorum ben. Çünkü haberler de öyle. O yüzden Getson kalıyor orada. Hani kolay kolay yıkılmayan, ileriye topla kat edebilen ve hani pas dağıtımıyla Beşiktaş'ın orta sahadaki hani hücum rolünü üstlenecek gibi duruyor.
Salih Uçan'ın hazırlık perform yani kamp performansının çok iyi olduğu söyleniyor. Hani kampın en iyi oyuncularından biri olduğu söyleniyor. Hazırlık maçlarında da fena bir performans koymadı. Ama ben hala Salih Uçan'ın yani şu anda ideal Beşiktaş kadrosunda ilk 11'de oynayacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hani bana hala o kadar şey vermiyor. Çünkü Salih Uçan hani Getson, Joseph ya da diğer alternatiflere göre, Atiba'ya göre daha yumuşak kalan bir oyuncu. Özellikle Joseph'in yokluğunda belki mecburiyetten şans bulacak ama orada da hani ne kadar katkı sağlayabilir benim şüphelerim var. Hani daha çünkü hazırlık maçlarında hani yedek takımlara karşı, yedek oyunculara karşı daha yumuşak maçlar geçiyor ama Süper Lig'de artık takımlar iyice, Anadolu takımları iyice zorlaşıyor her geçen sene. Daha sert savunmalarla oynuyorlar. O yüzden Salih Uçan ne kadar yer alabilir bilmiyorum Beşiktaş'ın ilk 11'inde ama Emirhan İlkan konusu yani Beşiktaş'ın hakikaten rezillik daha yeni sözleşme yapılmış bir oyuncuyla 4,5 milyon euro serbest kalma bedeli koymak kimin aklına gelmiş hiçbir fikrim yok. Beşiktaş yönetimi büyük ihtimalle çıkıp transferden sonra oyuncunun menajerini falan suçlayacaktır. Ama sonuçta menajeri de yani genç bir oyuncunun şu anda Arda Güler örneği var mesela Fenerbahçe'de. Aşağı yukarı yaşları da tutuyor. Emirhan galiba 2 yaş daha büyük. Benzer tipte oyuncular. Arda Güler'in nasıl Fenerbahçe tarafından pazarlandığıyla Beşiktaş'ın Emirhan'ı nasıl pazarladığı arasında dağlar kadar fark var. Çünkü Emirhan İlkan'ın en büyük özelliği dikine topla gidebilmesi ve tekniğinin ve özgüvenin de çok yüksek olması. Yani ilk oynadığı Beşiktaş'la maçında kimse de adını bilmezken 120. dakikada gidip 5 kişiyi çalımlayıp pozisyona sokuyordu Beşiktaş'ı o Süper Kupa finalinde Antalya maçında. Sonrasında yine skor katkısı verdi. Maç yani tıkanan maçlarda Gezal'la birlikte Beşiktaş'ın hani yaratıcılık rolünü üstlendi. Ama şu an hani 4,5 milyon euroya bu kadar genç bir oyuncuyu kaybetmek gerçekten Beşiktaş yönetiminin büyük bir rezilliği. Ki daha en son işte divan kurulunda ya da kongrede bu seçimlerden önce Ahmet Nurçebi şey diyordu. Yani Beşiktaş'la sözleşme yapmak istemeyen genç oyuncuları anasının evine gönderelim diyorlardı. Bu demek ki yani onların mantığı. 4,5 milyon euro serbest kalma bedeli koyuyorlar. Sonra oyuncu yurt dışına gitmek istiyor deyince tepki gösteriyorlar. Bir de hazırlık maçından önce bir saat kala oradan açıklama yapıyorlar. Çünkü ben şeyi de duydum. Beşiktaş'taki bazı yöneticilerin işte tribündeki işte kapalı tribündeki işte amigoları falan arayıp hani çok fazla şey yapmayın. İstifa çağrısında falan bulunmayın. Başkanlar ve şey rahatsız oluyor. Hani yüksek mertebeli yöneticiler rahatsız oluyor diye. Geçen sene de aynıları yaşanmıştı. Handball Kupa finalinde Ahmet Nurçebi sahneye şeye çıkarken işte kupa kaldırmaya çıkarken çeşitli protestolar sebebiyle 20-25 kişiyi polisler eşliğinde aldılar yani. Ki ortada hakaret falan da yokken. Beşiktaş yönetimi biraz bu konuda kendisine suç bulması lazım. Şu anda 4,5 milyon euro Emirhan'ı kaptırmakta Beşiktaş için büyük bir kayıp olacak. Hani Rıdvan için aynı şeyi söyleyemeyiz. Sonuçta sözleşmesi bir yıl kalmış bir oyuncu. Rıdvan'ın da orada koyduğu karakter de önemli. Hani kulübüne para kazandırıp gitmek istemesi. Çünkü birçok oyuncu bir sene daha beklemeyi tercih eder. Bonservissiz gittiğin zaman da alacağın yüksek ücretin de yani yıllık ücretin de daha fazla olduğu biliniyor tüm hani futbol kulüplerinde. 6,5 milyon euro artı sonraki satıştan pay. Hani Rıdvan için sözleşmesi bir sene kalmış bir oyuncu için iyi gelebilir ama yeni sözleşme yapılmış bu kadar genç bir oyuncu için 4,5 milyon euro sudan ucuz. Beşiktaş'a hiçbir katkı sağlamaz yani. Peki Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları oldu transferler sonrası tabii ki. Bugün bir röportajı vardı. Diyor bir ki, adımı gördüm evet. Evet orada işte gençlerin Avrupa'da oynama hayalleri var. Burada kalmak istemeyene
demeyiz, gitmek isteyene dur demeyiz vesaire gibi. Biraz fazla hani kararı onlara bırakmış. Hani Beşiktaş'ta kalmazsanız siz kendiniz tercihinizdir. Ama bir yandan da ben şöyle diyorum. Beşiktaş bu genç oyunculara bir hayal kurduramıyor mu? 18-21 yaşındaki oyunculara. Ve gençlerin de yani Avrupa'ya en yakın zamanda futbolcu olarak gitmek de zaten bunun en kolay yollarından biridir. Hani tırnak içinde diyeyim. Çalışmak bunun tabii ki temelinde yatan bir kolaylık. Çalıştıktan sonra iyi bir futbolcu olduğunda yurt dışına kolay bir şekilde gidebiliyorsun. Bu da bir yurt dışına gitme yöntemi. Sen futbolcuların genç yaşlarda sadece Beşiktaş'ta değil işte Fenerbahçe'de de belki imkan olsaydı Arda gidebilirdi. Galatasaray'da gidenler oldu işte Bartu Elmas, Mustafa Kapı bir sürü genç oyuncu çok daha erken yaşlarda ülke futbolundan da uzaklaşıyor. Ülkeden de tabii ki başka bir ülkeye gitmiş oluyorlar. Sen oyuncuların o jenerasyondan da bir genç olarak bu tercihlerini nasıl değerlendiriyorsun? Hem de kulüp açısından yani Beşiktaş onlara bir hayal veremiyor mu? Burada bir gelecek sunamıyor mu? Yani Beşiktaş'ın onlara vereceği ya da işte Fenerbahçe ile Galatasaray'ın onlara verebileceği hayallerle Avrupa'daki takımların verebileceği hayaller tabii ki aralarında büyük bir fark var. Ayrıca Süper Lig'inde sürekli yani güncel olarak da değer kaybetmesiyle birlikte bu oyuncuların Avrupa'ya gitme hayali daha da artıyor. Yani bunu aslında ülke ekonomisinde katabiliriz. Her şeyi dahil edebiliriz. Yaşam şartlarını da koyabiliriz. Yani şu anda artık büyük bir futbolcu olup parlamak isteyenlerin işte yolu Torino'ya düşüyor ya da Rangers'a düşüyor. Yani onlar için artık basamak oluyor. Yani Emirhan bugün Torino'ya giderse atıyorum 5 yıllık sözleşme yapar ama 5'ini tamamlar mı? Göstereceği performansa bağlı. Orada da yükselişine devam ederse atıyorum Torino'dan işte Juventus'a atlar. Nasıl Merih Demiral'ın atlaması gibi. Aynı şekilde ya da farklı bir kulüpte daha işte atıyorum Arsenal'e gidebilir ya da Premier Lig'de orta sıra takımına gidebilir. O yüzden hani gençlerin yurt dışına gitmek istemesi çok normal. Ahmet Nurçevik'in buradaki zaten yanlışı oyuncunun gitmek istemesi değil. Emirhan'ın yerinde ben de olsam ya da başka bir genç futbolcu olsa o da gitmek ister büyük ihtimalle yani. Buradaki önemli olan olay kulübün hani aynı zamanda kazanması. Çünkü Emirhan İlkan tamamen Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş. İşte uzun yıllar boyunca orada yetişmiş. Aynı Rıdvan gibi. Yani onlar hem kendi geleceğini düşünürken kulübün de bir şekilde kazanması lazım. Yani sırf bunun üzerine tamamen hani ekonomik gelirlerini sağlayan takımlar var Avrupa'da. Ajax, Benfica, Porto ya da Monaco gibi. Hani yavaş yavaş bu büyük kulüplerin de artık o şeye girmesi lazım. Atıyorum Fenerbahçe bunu çok doğru yaptı. İşte Elif Elmas'ı sattı. Bu sene Kim Min-jae'yi sattı. İleride Arda Güler'e belli ki çok yüksek paralara satacak. Ya da başka oyuncuları yurt dışına gönderecek. Önemli olan hani buna adapte olabilmek. Buna göre sözleşmelerin yapılabilmesi. Yani burada zaten 4,5 milyon euro serbest kalma bedeli hani hangi akla göre koymuşlar onu da anlamıyorum. Yani Harry Kane'e mesela işte 100 milyon euro serbest kalma bedeli koyuyorlar. Ama o 100 milyon euroya mı gidiyor? Hayır, daha düşük ücretlere gidiyor. Hele bu genç oyuncu olduğunda o serbest kalma ücretlerinin daha da artması lazım. Çünkü işte Torino diyor ki sizin sözleşmenizde 4,5 milyon euro serbest kalma bedeli var. Ben bunu direkt öderim. Oyuncuyu da bana gelmek istiyorsa alırım diyor. Burada kulübün zaten söyleyebileceği bir söz yok. Beşiktaş da bu yüzden açıklama yapıyor. İşte açıklamasında şey diyor. Biz Emirhan'ın ve işte menajerine kulüpte kalmasına yönelik görüşümüzü bildirdik. Yani bildirsen de bildirmesen de artık oraya o maddeyi koyduğunda o iş işten geçmiş oluyor. Benim o maddeye dair anladığım şey şu oldu. Hani yenilenen sözleşmede tabii bu sezondan başlayacağı için hani bu sezondan itibaren resmi maçlarda 1500 dakika gibi bir limit olduğunu söylüyor
bazı muhabir arkadaşlarım, takip ettiklerim. O 1500 dakikayı doldurmazsa 4,5 milyon euroya transfer olur diyor. Sezon başlamadı. Doğal olarak resmi maç oynanmadı ve 1500 dakikayı doldurmadı. Ve burada bir sözleşme açığı mı var diye ben böyle düşünmeye başladım açıkçası. Çünkü oynanmamış maçların hesabı olmaz şimdi yani. Bunun tabii ki, argo atasözü de var. Ama hiç gerek yok yani bunları konuşmaya. Yani oynanmamış maç üzerinden nasıl bir 4,5 milyon euro aktifleşiyor ben onu da anlayamadım. Ama söylediğim yani sözleşmenin gibi, detaylarını da ben tam bilindiğini bilmiyorum. Çünkü en azından hani diğer kulüpler nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama basın açıklamasında işte Emirhan İlkan için atıyorum 2024 yılına kadar işte genç futbolcuyla sözleşmemizi yeniledik. Profesyonel sözleşmeyi imza attı. Hani bu sene Emre Bilgin'in sözleşmeleri şey oldu. İşte yenilendi. Büyük ihtimalle Emirhan Delibaş'a bir yeni sözleşme verilecektir. O da kampta iyi performans gösteren oyunculardan biri. Hani burada o sözleşmenin detayları paylaşılmıyor. Ortaya böyle bir şey çıkınca muhabirler de bunu araştırıyor. Hani doğru mu değil mi? Çünkü taraftarlar da bilmiyor. Aslında bunun hani detaylıca açıklamasının yapılması herkes için daha olumlu. Tabii, en azından ne olduğu bilinir. Şimdi böyle bir olay yaşanınca taraftarın aklına da şey geliyor. Hani diğer genç oyuncularla acaba nasıl bir sözleşme yapıldı? İleride diğer işte atıyorum Berkay Vardar ya da Emirhan Delibaş ya da işte Oğuzhan Akgün, Emre Bilgin nasıl paralara gidecek? Ya da serbest kalma bedellerini ya da sözleşmelerinde hangi detaylar var? Şu anda kimse bilmiyor. Beşiktaş yönetimi de galiba bir şey daha paylaşmış. İşte genç oyuncularımızın hangi menajerlerle çalıştığını inceleyeceğiz. Menajere gelmeden önce kendi sözleşmelerini önce denetlemeleri lazım bence. Hani hangi şeylere göre profesyonel kendi avukatlarını da denetlemeleri lazım bu açıdan baktığın zaman. Çünkü onlar da futbol sözleşmesi hazırlamaktan bir haber olan insanlardan oluşmamalı. Böyle sonuçlar çıkmamalı ortaya bence de. Peki Valerian İsmail'e dönelim. Ve savunmayı da birazcık burada konuşabiliriz. Evet. Roman Saiz, Wellington, Necip, Emre Can'dı değil mi? Emre Can. Emre Can, evet. Emre Can, Uzunhan. Çünkü Emirhan vardı bir de o arada. Emirhan, Emre Can hepsini ben karıştırıyordum. Bir de Uzunhan, Emirhan, Uzunhan falan demeye başlamıştım bir ara. Hepsi karışmıştı ama sadece Emre Can, Uzunhan geldi. Valerian İsmail'in 3-4-3 ısrarının Sampdoria maçında 4-4-2 ya da 4-3-3'e döndüğü 4-3-3 sanırım görüldü. Hı hı. Bu değişim hakkında ne söylersin? Ve bazı açıklamaları oldu gene. Ben Şampiyonlar Ligi seviyesinde 150 maç oynadım falan gibi. O yüzden 3-4-3'ü savunuyordu vesaire. 3-4-3'ü oturtamadı mı? Bu oyuncular oynayamaz mı? 4-3-3'e dönüş iyi mi oldu? Valerian İsmail Dünya Kupası'na kadar takımın başında kalır mı? Hadi bakalım. Yani şöyle Valerian İsmail'in zaten geldiğinden beri hani belli bir felsefesi var ve ondan dönmeyecek gibi bir şey çiziyordu. Bu birkaç maçta da sorun yarattı. İşte geçen sene Beşiktaş'ın 3-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında ikinci yarıyı 2-0 geride başlarken hala o sistemde ısrar etti. Sonra 3 oldu. Sonra Beşiktaş hiçbir şey gösteremedi. Yani bazı yerlerde de böyle değişiklikler yapmak lazım. Ki bence 3-4-3'e dönmeyi hocayı bence yönetim ikna etti biraz. Bir de taraftardan gelen aşırı tepki ikna etti. Çünkü yani daha sezon başlamadan işte Valerian İsmail'den hiçbir şey olmaz. Üçlü savunmayı biz oynayamayız. Algıları oluştu. Sonra Beşiktaş yönetimi açıklama yaptı. İşte Valerian İsmail'e İşte 5 maçlık bir kredi verdiğimiz hakkında çıkan haberler doğru değildir falan gibi. Daha sezon başlamadan hani hazırlık maçlarındaki performanslara göre. Yani kaotik bir sezon başlangıcı oldu. Ama dörtlüye dönmek Beşiktaş için bence daha olumlu olacak. Çünkü 3-4-3'ün kanat beklerini Beşiktaş bence iyi kurgulayamadı. Yani Rozier'de hani her ne kadar hücumcu bir oyuncu olarak düşünülse de savunmasında çok büyük boşluklar kalıyor. Yine hazırlık maçlarında, üçlü oynanan hazırlık maçlarında
Beşiktaş'ın orijinal bir sol beki olmadığı için işte Alaves maçında, Wolverhampton maçında Oğuzhan Akgün denedi. Oğuzhan Akgün zaten oraya yeni adapte olmaya çalışırken ileri git, geri git diye koştururken sahada savunma arkasına atılan toplardan işte Wolverhampton maçında yani 10-15 tane net pozisyon yakaladılar sırf o toplarla. İşte Tyler Boyd'u denedi orada. Tyler Boyd zaten bence hiçbir türlü Beşiktaş'ta olacak bir oyuncu değil. Yani Beşiktaş seviyesinde değil. Yani o yüzden dörtlü oynamak Beşiktaş için daha iyi olur. Hem de dörtlü oynamanın en büyük avantajı bence o şampiyon olunan sezondaki Rozier-Gezal bağlantısını bozmamış oluyorsun. Beşiktaş'ın en büyük hani silahı o sağ taraftaki işte Rozier'in attığı koşular, içeriye girmesi ya da yarattığı pozisyonlar, Gezal'ın topu içe çekme, yani Gezal topu ters ayaklı oynadığı için içeriye çekmesi Rozier'in koşulları sayesinde oluyor. Yani o kanada bindirmeleri sayesinde oluyor. Dörtlünün o yüzden birçok alanda avantajı var. Bir yani de şöyle bir şey avantajı var bir kere. Necip'i orta sahada da kullanma imkanın oluyor o zaman yedek joker olarak. Stoperde de kullanma imkanı oluyor. Yani aslında yedek kulübeni iki oyuncu birden koymuş oluyorsun. Çünkü üçlü oynayacağım derken üçlüde dörtlü orta sahada Necip'i oynatamıyorsun. Üçlünün stoperinde de oynatamıyorsun. İki oyuncu birden gitmiş oluyor. İki pozisyona alternatif olabilen, hatta sağ beke de alternatif olabilen bir oyuncunun elinden gitmiş oluyor. Bu bir dörtlüye dönüş sebebi olabilir yani üçlüden. Üçlünün dezavantajı bu. Şimdi mesela Necip oynar mı? Necip'i koyarsın sabit ortaya. Yanına Joseph beni andı. Joseph'in yerine yani. Getson ve Salih'i koyarsın yanına çiftli. 4-3-3'ü bu üçlüyle oynarsın. Hem Salih'in fiziksel zayıflığını Necip tamamlar. Necip de kötü top, ayağı topla kötü olan bir oyuncu değil. Yere gelir, gol de atar. Sürpriz kafayla gol atar. Fenerbahçe'nin Selçuk Şahin'i. Fenerbahçe'nin Selçuk Şahin'i. Çok nadir oluyor değil mi onun golleri ama giriyor yani. Asist İki tane golünü hatırlıyorum ben doğduğumdan beri. Belki atar artık. 30 yaşına yaklaştı. Geçti mi 30 yaşına? Necip de 30 yaşını geçmemiştir daha ya. Her neyse demek istediğim stoperde biri sakatlansa stopere de koyabilirsin bu sefer. Çünkü elinde Serdar Saatçı gibi genç bir yeteneği ne yapacağını bilemediğin bir durumdasın. O Montero, da bir hala karışık. Evet. Evet. Montero dörtlüde daha iyi performans veriyor. Wellington gidecek mi kalacak mı? Böylece 5 tane stoperini aşağı yukarı ikisini kullanarak daha fazla alternatifle değerlendirebiliyorsun. Evet. Yani bir tane sol bek alman gerekiyor belki Umut Meraş'ın gitmesinin ardından. O da dediğin gibi pardon Umut Meraş'ın yanına alternatif olarak Rıdvan'ın gitmesinin ardından. O da dediğin gibi Masuaku muydu? Masuaku geliyor. Masuaku. O da işte aynen diz problemleri yaşamış bir futbolcu. Sorun olmazsa. Ama geçen dörtlüye sezon dönüş daha iyi sanki bence de. Masuaku geçen sezon tamamını oynadı diye biliyorum. Bir önceki sezon sakatlık problemi vardı. Evet. Ama o sakatlığından önce de öyle çok fazla sakatlık problemi olan bir oyuncu değil. Yani biraz öyle bir algı yaratıldı. Ki 2.2 milyon euro galiba şeyi olacakmış. Ne kiralıktan çıkış sonra. Ha, yok, satın alma opsiyonu. Bonservis, aynen bonservis ücreti, satın alma opsiyonu. Fena değil. Fena değil bence de. Çünkü Masuaku hani Süper Lig'de katkı sağlayabilecek bir bek. Biraz Rozier tarzı bir bek. Bir de savunmalar için şimdi Beşiktaş'ın stoper rotasyonu bu kadar kısıtlıyken aslında kısıtlı değil ama üst düzey stoper rotasyonu kısıtlı. Yani ben Wellington'un kesinlikle hani ilk 11 oyuncusu olabileceğini düşünmüyorum. Serdar Saatçi'nin kalsa bile olabileceğini düşünmüyorum. Montero hani geldiğinde bir şeyler vaat ediyordu ama o da hata yapmaya meyilli ve daha genç bir oyuncu. Yani ben stoperde direkt yazabileceğim oyuncu Sait şu anda. Ki Sampdoria maçında da gösterdi onu bize. Emre Can'ın da bu arada performansını ben beğendim. Bir de yerli kuralı açısından avantaj sağlayabilir. Bir de Emre Can var tabii. Uzunan. Evet biraz hani şey geldiğinde hani daha biraz ağır bir oyuncu. Hava topları hakimiyeti fena değil ama ağır kalabilir diyorlardı. Bana çok ağır gelmedi. Bir pozisyon vardı. Wolverhampton ya da Alaves maçı.
defansın arkasına sarkıtılan bir topta iyi hızlı dönmüştü. Olabilir. Yani o tarz şeyler vardı. Eleştiriler ama uzun vardı. Hava hakimiyeti olan fizikli pozisyon almasını evet. iyi becerebilecek olan gelecekte de gelecek vadeden fiziğiyle özellikle iyi bir stoper gibi gözüküyor. Onu da izleyerek göreceğiz. Beşiktaş'ta bu sezon 4-3-3 ile devam edilir o zaman Sampdoria maçından sonra diye düşünüyoruz, öyle mi? Yani Valerian İsmail şey dedi, hani bizim hem dörtlüye hem de üçlüye adapte olabilmemiz lazım dedi. Ama bence hem stoperler açısından da hem de kanat bekleri, hatta hücumda oynayacak oyuncular açısından da dörtlü sistem şu anda Beşiktaş için daha mantıklı duruyor. Ama hani değişikliğe gidilmesi gerekirse en azından takım, çünkü kamp boyunca üçlü savunmaya hazırlandı. Yani tamamen onu hazırladı Valerian İsmail takımı. Hani üçlü savunmadaki şeyleri hazırladı. Hani sezon ortasında da gerekirse öyle bir değişiklik yapabilir. Benim hoca ile ilgili tek işte soru işaretim gerektiği zaman hani o radikal değişikliği yapabilecek mi Beşiktaş'ta? Hani işler kötü giderken o gereken değişikliği yapabilecek mi? Hani Önder Karaveli mesela yapamamıştı. Ondan gitti. Ya da Sergen Yalçın'ın gidiş hikayesi öyle başladı. O Şampiyonlar Ligi'nden sonra takımı toparlayamadı. Ama geçen sezona göre Beşiktaş'ın kadrosu bence hem hücum hem orta saha hem de defans anlamında çok daha kuvvetli duruyor. Ama şöyle bir şey de var. Bence Fenerbahçe hariç söylüyorum. Trabzon'da, Galatasaray'da, Beşiktaş gibi aynı şekilde geçen sezona göre kadrolarını güçlendirdi. Ki Trabzon Vakayeme'yi kaybetmesine rağmen bence yerini iyi doldurdu. Onların da Süper Kupa maçını biraz izledim Sampdoria maçından sonra. Yeni transferleri gayet iyi. Beşiktaş kaçıncı bitirir bu sezonu? Valerian İsmail'den ve takımdan beklentin nedir? Son olarak da böyle bitirelim. Yani kaçıncı bitirir bilemem ama şu anda bence hani biraz şey cevap vereyim. Fenerbahçe'yi ben şu an ilk dört takım arasında en zayıf olarak görüyorum. Ali Koç yine geçmiş yanlışlarını yapıyor bence. Çok fazla transfer. Yani kadroyu şişiriyor. Hani değerli oyuncular da değerini kaybediyor o rotasyonun içinde bence. Aşırı rotasyon da zarar. Fenerbahçe'nin asıl sıkıntısı o. Ki ben Jorge Jesus'un da abartıldığı kadar o kadar başarılı bir hoca olmadığını düşünüyorum. Ha, İyi de kardeşim, biz sana Beşiktaş'ı soruyoruz burada. Fenerbahçe'ye nereden giriyorsun? Ama sonuçta şaka şaka. Sıralamaya göre tabii ki onları da bilmek lazım. Tabii. Ama şöyle söyleyebilirim. Beşiktaş hani savunmasını ve kadrosunu oturtabilirse bir an önce. Çünkü biraz fikstüre de bakarak söylüyorum bunu. Beşiktaş'ın ikinci yarı fikstürünün böyle 5 ila 12. haftalar arası çok yoğun geçecek. Yani çok zorlu maçları arka arkaya oynayacak. Hani Avrupa'nın olmaması burada bir avantaj. Ki gitsek de ikinci yarıya kalır mı Avrupa? O da ayrı bir soru işareti de. Hani İlk yarıda o yüzden toplayacağı puanlarla Beşiktaş üst sıralara tırmanabilir. Ama şu anki kadro şampiyonluğu bence vaat ediyor. Beşiktaş için. Evet. Yani geçen sezon başı da aynı şey diyorduk aslında. İşte Pjanic geldiğinde, Batshuayi geldiğinde. Tabii. Ama her şey tepe taklak gitti. Sakatlıklar, Şampiyonlar Ligi, işte Adana Demirspor maçında yaşananlar, evet, hakem hataları falan üst üste deyince tamamen ters bir sezon oldu Beşiktaş için. İlginç ama, bir tahmin. Bu sene daha kuvvetli bir şampiyon adayı diyorsun geçen seneye göre. Evet, daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Sadece Beşiktaş'ın önündeki bir sıkıntı da Beşiktaş'ın bence biraz taraftar kitlesi fazla değişmeye başladı. Özellikle bu gelen başarılardan sonra. Hani eskiden Beşiktaş sonuçta şampiyonluk aralığı ya da başarılı aralığı daha hani seyrek olan bir takımken, işte Şenol Güneş döneminde, Fikret Orman döneminde gelen başarılarla genç neslin ben biraz daha böyle sabırsız olduğunu düşünüyorum. Bu Valerian İsmail'in bu kadar erken eleştirilmesi de... Genç nesli eleştirene bak ya, 18 yaşında değil arkadaşım. Genç nesle bak. Yani tabii ki hepsini katmıyorum da yani ben bu kadar hani... Anladım demek istediğini. Olmamak yani gerektiğini düşünüyorum.
o dönemde başarılarla alışkanlık kazanmış taraftarın biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Aslında aynen öyle. Her takım taraftarının sabır etmesi gerekiyor. Sonuçta 38 evet. Hafta. Bu sene kaç hafta? 36 mı? Bu sene de değişik hafta sayısı oldu gene. Hiçbir fikrim yok. Sonuçta o kadar sayı maç 20... yapılıyor ve nihayetinde bir kişi olabiliyor yani şampiyon. Hı-hı. Bir takım oluyor. Evet. Her sene de aynı muhabbeti döndürüyoruz yani. Hani o yüzden biz olduk, biz olacağız. Her sene olamıyoruz. Her sene biri oluyor işte. Sadece evet. Bu rotasyonu çok fazla yapmamak istiyor takımlar. Hı-hı. Onu da anlıyoruz ama bu işin özündeki rekabet tutkusunu, sevdasını da es geçmemek lazım diyeyim. Son bir şey söyleyeyim biraz. Tabii. Şeyden bağımsız, takımlardan bağımsız. Genel lütfen. Kulüplerle ilgili. Biraz işte bu Süper Lig'in hani seyircisiz oynanma sorunu. Hani takımlar zar zor hani stat dolduramıyorlar. Büyük takımlar da buna dahil. Yani bu gitgide daha kötüye gidecek gibi duruyor. Çünkü biraz işte 3 büyüklerin falan bilet kombine fiyatlarına baktım. Hatta Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarının şeyleri yani maçlık satışları da bugün belli oldu. Geçen sezon en düşük ücret 65 iken şu anda 180 TL oldu. Yani inanılmaz bir artış var. Aynı şekilde işte Fenerbahçe'nin bu Perşembe günkü maç için çıkardığı biletler de 180 TL. Yani ortada bu kadar büyük bir şey varken hani ekonomik sıkıntılar varken ülkede bilet fiyatlarının bu kadar fazla olması hani ya da şey de diyebilirim hani öğrencilerin ya da işte işçilerin emekçilerin şeyi daha uygun kadar, fiyatlarla aynen, daha belki uygun fiyatlarla stadı doldurmak her zaman daha mantıklı ama bu senede yani gitgide ben seyirci oranının Süper Lig'de düşeceğini düşünüyorum. Şimdi bir de şey kararı aldılar. Deplasman kapasitelerini arttırma kararı aldılar. Kulüpler arttırabilecek. Hadi o da biraz daha seyircileri çekmek için. Ama şu anda deplasman durumu da çok uygun değil. Özellikle şey için biraz baktık. Uzak deplasmanlara gitmek uzak deplasmanlar mümkün olmayacak. Için baktık. Çok Alanya için mesela Beşiktaş'ın ikinci hafta Alanya deplasman maçı var. Otobüs ücreti kişi başı 700 TL'ye falan geliyor. Ayrıca maç bileti alıyorsun. Yeme yani, içme var, şey var. Bir maç ücretin en az 1000 TL'den asgari ücretin yarısı kadar maç muhabbeti yani, ayrılmış oluyorsun. Evet. O da doğru ve hoş değil. Zaten mümkün de değil. Evet. Bu açıdan bu sene bakalım tribünlerde nasıl boşluklar yaşayacağız. Kulüpler zorluk çekecekler belli ki. Aynen. Yine yayın bedelleri de çok yüksek. Her sene olduğu gibi artmaya devam ediyor. Evet. İnsanlar kaçak yayına. Dünyanın her yerinde öyle be Deniz. Burada da DAZN'u arttırmışlar. Alamıyoruz DAZN'u. Evet. Bakıyoruz uzaktan. Almanya'da yayıncı kim? 29. Almanya'da çok çeşitli yayıncılar var. Yayınları bölüşüyorlar. Ama genelde Sky Sports tabii ki ana yayıncı. İşte evet, dijital Sports yayınların bir kısmını o alıyor, öbürünü o alıyor falan gibi. Değişiyor. DAZN'da işte atıyorum pazartesi veya cuma günü maçlarını veriyor. Pazartesi maçlarını veriyor. Pazar günkü bazı maçları veriyor. Ve bütün özetleri veriyor. Yani aslında her türlü ve bazı maçları canlı yayınlamasa da tekrarını baştan izleyebiliyorsun vesaire. Türkiye'de de var o. Esport yapıyor şu anda. Evet. Canlı yayınladıklarını da zaten yapabiliyorsun. Evet. Ama canlı yayınlamadıklarını da bazen dediğim gibi izlemesi mümkün oluyor. Her türlü ulaştırıyorlar sana aslında. Yani, burada öyle bir çaba var futbolu yaymak açısından. Biz de YouTube kanalımızda bir çaba içine girdik ve videolarımızı arttırmak için yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sezon vasatlar. Biz de her şey ücretsiz. Evet, her şey ücretsiz. Ama tabii ki hani katıl falan imkanı olursa ya da Patreon'dan bağış yapmak isteyen olursa açığız yani bunlara. Ama karşılığında hoş, güzel futbol sohbeti verebiliyoruz şimdilik. Güzel futbol maçları sunabileceğimiz bir durumda değiliz sizlere ne yazık ki. Ama ve lakin sohbetimizin de bugünkü konumuzun Beşiktaş ön değerlendirmemizin sonuna geldik. Deniz Güner bizleydi. Deniz çok teşekkürler, ağzına sağlık. Ben harika bir sohbetti. Güzel, müthiş değerlendirmelerine güzel bir açılış yaptık. Sezon içinde de Deniz'le birlikte Beşiktaş maçlarından sonra bir araya gelmeye çalışacağız. Daha programın başında da söylediğim gibi sezon içinde mümkün olduğunca maçlar bittikten sonra o maçla ilgili
bir başka konuk ağırlayarak işte her takım için çeşitli konuklarımı ağırladım, ayarladım. Bu hafta içinde o seriye de başlayacağız ve cuma, cumartesi, pazardan itibaren, pazartesinden itibaren Vasatlığa Övgü'yü farklı bir formatta, farklı çeşitliliklerde ve derinliklerdeki sohbetlerle sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün de böyle oldu. Deniz'e tekrar teşekkür ederek gönderirken YouTube'a girdiğinizde benim kanalıma abone olmadınız mı? Hata yaptınız derim. Gelin abone olun ve bildirimleri de açın. Bu sezon boyu güzel sohbetleri kaçırmayın diyoruz ve görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. Yani WhatsApp'ı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var.